Evet, selamünaleyküm arkadaşlar. Merhabalar, hayırlı geceler. Evet arkadaşlar, bazı arkadaşlarımızın istekleri üzerine, Kürşat ve bir arkadaşımızın daha isteği üzerine böyle bir tam İzmit'ten şöyle bir canlı yayın yapalım. Şu anda İzmit Şel'deyiz. Buradan da arkadaşlar yavaş yavaş şöyle İzmit rampasını çıkarken abi bir video çek dediler. Bir de şöyle videomuzu hazırlayalım şimdiden. Şu anda İzmit Şel'i geçiyorum arkadaşlar. Ne diyelim buraya? Ne park alanıydı burası? Burger King. Evet arkadaşlar, görüyorsunuz yolun üstünde hemen tepemizde adamlar burada hamburger mi yiyorlar la burada? Bir şey de kalmadı yolumuza. Şurada Urfköy servis alanına ne kaldı? Bir saatlik yolumuz kaldı arkadaşlar. Bir saate Allah'ın izniyle oradayız. Şimdi buradan başladım ki ben videoyu çekmeye, arkadaşlarımız İzmir rampasını da çıkarken görsünler. Hem ışıklandırılmış alan buralar arkadaşlar, hem de güzel bir görünüm verir diye buradan başladık. Devam ediyoruz. İzmit rampasını çıkıp tünelleri, bölge trafiği buraya kadar herhalde bir 15-20 dakika gideriz. Hem de kardeşlerimizin isteği yerine gelmiş olsun. Bunları da kırmamış olalım. İzmit rampası videosunu da çekmiş olalım onlara. Buradan arabayı bıraktık şimdi. İzmit Doğu Kavşağı diyor. Kendi kendine gidiyor arkadaşlar araba. Normalde bugün pazar arkadaşlar, dönüş olurdu. Yaz aylarında buralar sıkış oluyor bu saatlerde arkadaşlar. Trafik çok yoğun oluyor buralarda. Buralara yeni tedbirler böyle alınmaya başlandı. İşte geri taraflardan üst geçitler, işte başka yerlerden yol verilme gibi çıkış mıkış derken, ama yine de herkes en son burada toplandığı için bir araya, şuradan az önceki çıktığımız Şel'in oradan yoğunluk başlıyor. Aşağı yukarı Gebze'ye kadar devam ediyor. Burada yaz aylarında diyelim. Yani özellikle hafta sonları arkadaşlar. Pazar gün dönüşlerde. Gerçi bu sene öyle bir aşırı yoğunluk olmadı. Niye? Yaz ayları şöyle pandemi dönemine falan denk geldi. Millet dışarı çıkamadı, içeri giremedi, o yana gidemedi, bir yana gidemedi. Olduğu yerde kaldığı için herkes bu sene yol rahattı yani. Öyle vardı bazı olduğu sıkışıklıklar, ama yani önceki senelere rağmen yol olarak rahatladık yani. Rahattık. Ama tabii ki arkadaşlar, yavaş yavaş o düzenlemeler gene geri gelir. Bu sıkıntılar hep böyle devam edecek değil. Şimdi arkadaşlarımız bana canlı yayında kamera açısını değiştirelim falan filan diye biraz şeyler yaptılar da arkadaşlar, şimdi telefonu arka tarafa taktığım zaman sizin istediğiniz açıyı vermiyor. Ben onu denedim. Ha tabii bu açıdan belki daha güzel ya olabilir. Mesela arabanın içini beni gösterebilir biraz, ama sizin istediğiniz açıyı vermiyor arkadaşlar. Ben hepsini yaptım. Telefonla olmadı bu iş. Hani küçük kamera buldum, onunla telefona bağlantı yaptım. O da tutmadı. Yani kameranın görüntüsü telefona ağır mı geldi? Birbirine uyuşmadı, bir şeyler oldu. Yani kamera açısını değiştirdiğimiz zaman bizim kamera ve bilgisayar alma şart bize o zaman. Öyle bir şey yapmamız lazım ki. O da biraz zor yani. O teknoloji işi bana biraz ağır geliyor.
Evet, buralarda arkadaşlar yol genişletme alanları, işte ne bileyim şehir merkezlerine, şehir içlerine değişik yerlerden yol verme gibi işlemler burada yapılıyor. Rampaya yukarı zaten buraya yeni şehir hastanesi yapılıyor. Oralarda bir çalışmalar var. Yani bu yol açısından, ne bileyim bu şeyler açısından bayağı bir gelişim var. Düzelmeler var ama tabii çok şey, devamlı çalışma, devamlı yol çalışması, devamlı yol çalışması yani, ne bileyim ben. Kavşağını geçiyoruz arkadaşlar şu anda. Kardeşimiz özellikle abi İzmit'in girişini çek, merak ediyorum falan diye. Evet arkadaşlar, şimdi İzmit şehir merkezine girmiyoruz. Otobandan gittiğimiz için İzmit şehrin oradan başladık. McDonald's mıdır, Burger King midir, nedir onun olduğu yerden. Şu anda Başiskele Gandıra Sapağı'na doğru gidiyoruz. Rampaya saracağız arkadaşlar şu anda. Arkadaşlar yol iki şeride düşüp tekrardan üç şeride dönüyor burada. Burada bir daralma oluyor anlık. Burayı da bir genişletmediler. Burada bir daralma olup ondan sonra hemen genişliyor üst tarafta. Yani 3-4 araba boyu gittikten sonra. Bakın göreceksiniz zaten. Şöyle. Gittikten sonra arkadaşlar ne oluyor? Burada yol tekrardan üç şeride dönüşüyor. Evet. Burada genişlemiş oluyor. Gördüğünüz gibi yol. Evet. Burada şöyle bir alt ağırı alalım. Alt ağırı alalım arabayı. Evet arkadaşlar, burası da yeni böyle şehir hastanesi, sağlık kampüsü mü diyelim, ne diyelim. Burada da bayağı bir çalışma vardı hemen sol tarafta. Şu üst geçitler burada, şu köprüler yeni yapıldı. Evet, sebzeci gidiyor. Uygar Tarım. Şöyle 500'e çektim arkadaşlar arabayı. Kendimizi sağ tarafa attım. Yavaş yavaş çıkalım bakalım buraya yukarı.
Tam şurada yukarıda virajın olduğu yerde araba kesiliyor arkadaşlar. Orada dörde alabiliyoruz arabayı. Dediğim gibi İzmit rampasını çıkıyoruz. Buralarda da mobeseleri bilmem neleri oturtmaya başladılar arkadaşlar. Şimdi öyle bir şey oldu ki şimdi şu araba geçse de hemen peşine de yapıştırsak biz de kendimizi diyeceğim ama vallahi yapacak bir şey yok kardeş. Bunun arkasına gidip de takılma şansım yok. Dayı. Kusuruma bakma yani. Zaten burada hep beraber tıkanacak. Burası arabayı kesiyor arkadaşlar. Test test test. Böyle atayım kendimi sağ tarafa hemen. Geçemeyeceksin. Sen de kesileceksin benim gibi burada. Evet, burada 400'e çekiyorum arkadaşlar arabayı. Tam bu şeyde esniyor burada araba. Burayı kesiyor arkadaşlar. Burada arabayı kesiyor yani. Ha, tabii kesiyor derken bizim de araba basar tonaj. Yani araba ne yapsın? Araba ne yapsın? Şu anda arkadaşlar Gültepe tesislerine çıkıyoruz yavaş yavaş park alanına. Tabi biz buralarda beklemiyoruz arkadaşlar, buralarda değil. Biz uykumuz gelmedikten sonra buralarda kalmıyoruz. İleri doğru en şey harekete. Yani gebze mebze olsa harekete duraklıyoruz. Daha ilerisi olursa ya gebze şey ya hareke. Ya da ileride Kurtköy servis alanına kadar gidiyoruz arkadaşlar. Evet, burada 5 ağırı aldım arkadaşlar arabayı ben. Şimdi burası da riskli bir yer. Buradan da ikişer de düşüyor arkadaşlar. Yavaştan yavaştan. Bakın buralar tehlikeli yerler. Alttan yukarı adam kaptırıp geliyor. İki şeride düşerken hiç ne öbürünü kolluyor ne birikini kolluyor. Kimseyi kolladığı yok burada. Bak şimdi. Adamın gelme şekli. Yani sadece küçük arabalar değil. Taksiler de aynı şekilde. Evet, Gültepe tesislerine geçiyoruz arkadaşlar. İzmit tünele doğru. Şu anda tünele girmeye bir dakikamız falan var. Tünele giriş yapacağız. Evet arkadaşlar, tünelin üstünü görüyorsunuz. Tünelin üstü şehir yani. Altı da şehir. Üstü de şehir. Tünelin altında da şey var. Yapılaşma var. Üstünde de yapılaşma var arkadaşlar. Enteresan bir yer yani burası. Bak
Bakın şimdi tünel yarıda kesiliyor arkadaşlar. Tekrardan tünele gireceğiz. Buranın altında da arkadaşlar yapılaşma var. Allah göstermesin yani. Şuradan aşağı düşsen adamın evinin üstüne düşeceksin. Bu derece yani. Hani nasıl oluyor abi diye inanmayanlar olacaktır bana illaki. Arkadaşlar adam 100 hız vermiş buraya, 100. Bunlar hala arabayı salmıyorlar ya. Dediğim gibi hani abi nasıl oluyor hem üstünde hem altında yapılaşma var diye inanmaz belki millet, ama şimdi elimde imkan olsa da böyle arabayı başkası kullansa ben de çeksem yani, alt tarafı da üst tarafı da. Üst tarafı zaten gördünüz girerken. Alt tarafta aynı yapılaşmalar. Şaka demiyorum yani. Düşsen adamın evinin üstüne düşeceğin diye. Azıcık dokun dayı be. Azıcık dokun be o gaza. Bu yol arkadaşlar yeterli değil. İstanbul istikametine giderken bu yol yeterli değil yani. Şu iki şerit değil. Bu yolun üç, en kötü şartta üç şerit olması şart. Ki dört şerit de olması lazım. Çünkü şu İzmit gibi yere bu iki şeritli yol yeterli değil. Çünkü İstanbul'un giriş kapısı burası ya. Buradan girip çıkacaksın. Buralar sıkışık alan. Yani şu alanı kullanmaları lazım burada. Burayı en kötü şartta 3 şeride çıkarmaları lazım. Şu emniyet şeridini de vermeleri lazım 3 şeritten sonra. Çünkü buralar aşırı sıkışıyor yani. Zaten yavaş yavaş da zaten yetersiz olduğu belli oluyor. Artık nasıl bir çare bulunacak, nasıl olacak bilmiyorum yani. Bir şekilde düzenleme yapılması lazım da nasıl olacak? Çınarlı Dere Viyadüğü. Bir ara buralarda bir kardeşimiz oturuyordu. Şuraya yola çıkmıştı. Geçerken el sallıyordu bana. Bu kardeşimize de buradan selamlar, saygılar olsun. İsmini hatırlayamadım şimdi. Uzun zaman oldu çünkü. Görünürlüğüyle başka bir güzellik buraların. Evet, burada bölge trafik var arkadaşlar. Bölge trafiğin oraya geliyoruz. Şimdi şurada da bölge trafiğin tam karşısında arkadaşlar geniş bir cep var burada. Geniş bir cep var. Şimdi buralarda normalde o cebin yapılma sebebi bizim gibi arabacıların buralarda işte durabilmesi için, bilmem ne yapabilmesi için, ama burada ne gibi bir sıkıntı doğduysa ilk zamanlar açıktı. Şimdi buralara beton bariyerler koydular arkadaşlar. Bu cebi kapattılar burada arabalar durmasın diye.
Gerçi polis karakolu tam karşısında, şey tam karşısında ama bakın şimdi arkadaşlar, buradaki olay şu. Bunu da görün. Bak. Bir tane araba durmuş. Yani burası bayağı bir geniş bir cep. Gördüğünüz gibi. Yani park alanı normal. Bayağı bir aşağı yukarı 15-20 tane arabayı rahat alır yani. Rahat alır. Bak şimdi cep kapalı olduğu için bunları buralara koymuşlar. Hatta ileriye doğru, şuraya doğru genişlik alanı var. 20 arabayı da alır, 40 arabayı da alır o şekilde. Ama burada ne gibi bir sıkıntı olduysa burayı beton bariyerlerle kapattılar. Ne bileyim. Oradan da bize bir darbe vurdular yani. Giriş, yatacak yerimiz yok yani. Yatacak yerimiz bu derece. Şurada servis alanı var tekrardan. TEM 76. Hareketten önce son çıkış, şey son istirahat yeri arkadaşlar burası. Yani harekeye kadar bu var. Bundan sonra harekeye giriyorsun zaten. Bu alan var. Montifen ineklerini yüklemiş gidiyor. Montifen ineklerini. Evet, bu park alanı arkadaşlar. Harekeden önce burası var. Ha burada duracaksın ya harekete duracaksın. Ne? Bunlar da gördüğünüz gibi tesislerin önleri falan bize yasak. Buralar gördüğünüz üzere. Yol boyu çekebiliyorsun ya da arka tarafı yol boyu çekebiliyorsun arabanı. Buradan da seni boğmaya kalkıyorlar. Yani tırcı, kamyoncu olarak hiçbir yerde yatacak yerimiz yok ya. Allah'tan arabada yani yatağımız var da burada yatıyor. Yoksa var ya, ne bileyim ya. Bak adam şimdi yer bulamamış. Şimdi arkadaşlar geçen bak mesela ceza yedim dedim 1 milyar 2 milyon. Bak bu adamlar burada mesela şu anda cezalık durumda duruyorlar. Bu adamlar burada cezalık durumda duruyor. Ben daha içerideydim, bunlara göre bana ceza yazıldı. Ama ceza yazdığını adam söylemedi. Sadece geldi kapıya tıkladı. Niye durduğumuzu sordu. Söyledik. Tamam yavaş yavaş çıkın dedi. Adam fotoğrafları çekmiş. Cezayı bize ben daha eve gitmeden göndermiş. Ama olsun bağlı. Ben hakkımı helal etmiyorum yani. 1 milyar 2 milyon az buz ceza değil ya. 1 milyar 2 milyon. Bir de 2 milyonu da var. 1 milyar 1 milyar da neyse. Adam 2 milyon kağıt parasını da benden alıyor ya. Hakkımı helal etmiyorum yani. Ben gece sabahına direksiyon sallıyorum. Kimseye muhtaç olmadan, kimsenin işine çomak sokmadan, kimsenin malında gözümüz olmadan işimizi yürütmenin peşine düşmüşük. Adam gelmiş bize tako dinlendirdiğimizi söylediğimiz halde 1000 lira ceza yazıyor ya. 1000 lira. Allah'tan korkar insan ya. Körfez Derince Sapağı'ndayız arkadaşlar şu anda. Buradan da Derince Liman'a iniyorsun. Gerisi geri. Tekrardan. Bunu götürdüğümüz zamanlar da buradan girip çıkıyorduk. Diğer taraftan doğru gelemiyorduk. Yasak çünkü. Şehir merkezi yasak. Saat 11.30 olmuş arkadaşlar. Bir saatlik daha yolumuz var diyelim. 12.30. Bir gibi yatsak sabah saat 6.30'da kalkarız. 5-6 saat
5 saat falan uykumuz olur. İstirahat saatimiz. Tabii ilerlerde bir sıkıntı olmaz ama yine bir yoğunluk görünüyor. Bir yoğunluk görünüyor ileride arkadaşlar. Evet arkadaşlar, söylediğimiz yoğunluğun içine düştük buraya. Burada niye böyle bir yoğunluk oldu anlamadık yani. Hareket tünele gelmeden daha. Ufacıktan bir sıkıntı var. Ufacıktan bir sıkıntı var burada ama inşallah ileriye doğru yoktur da yolu bitiririk. Burası da dar bir yol arkadaşlar. Burası da üç şerit ama çok dar böyle. Aynı aynıya geçiyoruz buradan birbirinle arabayla. Seni riskli bölgeye ilan ettim. Senin gidişatın hiç iyi gelmiyor bana. Seni bir önce geçelim biz. Sen bizim başımıza sıkıntı açarsın burada. Senin durumun iyi değil gibi geldi bana. Evet, bizim birader arkadaşlar buradan sağdan soldan gitmez. Aynı benim gibi böyle ortadan gider. Çünkü burası da tehlikeli bir yer. Tehlikeli yani. Bu viyadükler tehlikeli. İleride yer olmayabilir parkta ama neyse, bizim birader gitti. Biz de gideceğiz. Yapacak bir şey yok. Gördüğünüz gibi buralarda sırma sıkış arkadaşlar. Adam oturmuş nargile içiyor ya. Herif oturmuş da nargile içiyor. Kesin Suriyeli. Evet, Hereke Park'tan da çıktık arkadaşlar. Şimdi Dilovası rampasını çıkacağız. Ondan sonra hepinize hoşça kalın derik yani. Evet, şimdi arkadaşlar buradan da Dilovası'na dal çık yapıyoruz rampaya. Rampaya dal çık yapıyoruz buradan. Dilderesi tüneliymiş burası.
Deresi tüneli. Geçtin geçtin, geçmedin yolumu isterim. Evet arkadaşlar, buradan dalıyoruz, rampaya sarıyoruz. Evet, bıraktık arabanın yakasını. Birader de beni yetişmeye uğraşıyordu. Normalde bundan öndeydim. Evet arkadaşlar, burası da var ya, öyle bir keskin kokuyor ki, boya fabrikaları falan var burada. Kimyasal madde kullandıkları için. Ta insanın şeyini yakıyor, içini yakıyor yani. Alıyoruz abi arkadaşlar. Bir sıkıntı olmasa 500 ile de sıyırıyor burayı araba komple. Köprüsü yol ayrımı da buradan arkadaşlar. Evet, bu rampayı da bitirmiş bulunmaktayız arkadaşlar. Az bir şey kaldı. Hepinize buradan hayırlı akşamlar, hayırlı geceler diliyorum. Allah rahatlık versin hepinize. Görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın, dostça kalın. Muhammed Atar kanalında kalın. Videolarımızı beğenip paylaşmaya, izlemeye, izlettirmeye devam edelim arkadaşlar. Kardeşinizi yalnız bırakmayın. Sizleri seviyorum. Hoşça kalın diyelim. Rampayı çıktıktan sonra da kapatalım arkadaşlar. Arkadaşlar önde engel olmadıktan sonra 500 ile burayı sıyırıyor ama ben her zaman yapmıyorum bunu. 5 ağırı alıyorum, rahat rahat çıkıyorum buradan yukarı. Sadece size bunu 500 ile buradan çıkıyor diye bunu söyledik, bir kere ağzımızdan çıktı, göstermiş olalım diye. Yoksa yani normalde 5 ağırı alıyorum burayı, tıkır tıkır çıkıyorum, zorlamaya gerek kalmıyor. Atlayacak yolumuza Afyonlu. Biliyorum ya, yani sinyali verdin mi sen? Sinyali versen ne olacak biz dayanmış arabanın içine? Hayır. Ben o hatayı yapacağını biliyorum bu adam.
arkadaşlar. Rampa bitti. Video da bitti. Hayırlı geceler.